Herkese merhaba, yeni bir ödül videosuna daha hoş geldiniz. Bugün iki tane hesabın ödüllerini açacağız. Geçen hafta ikisi de Elite 1 bitirdi, 28.000'de kaldılar ne yazık ki. Belki de çok güzel bir şey yapacakken, iki hesabı tatmin yapacakken birer maçla kaçırdık. Sağlık olsun. Bu iki hesabın şimdi ödüllerini açacağız. İlk başta Barış'ın hesaptan başlayacağım. Rivals ödüllerini alalım ilk başta. Tıfla bir alacağım. Yine oynamış kendisi. 1 mega pack, 1 tane ultimate pack. Bunu alalım. Division 1, rank 1. Ve de hiç zaman kaybetmeden kırmızı picklere geçelim. Ya Barış'ın zaten çok fazla bir şeye ihtiyacı yok. Maksat heyecan olsun. Yani Ronaldo falan gelirse belki anca oynayabilir. 3 tane player pick. 2 tane TOTS 3 players pack. 2 tane Jumbo'ya player spec ve de 125k coin. Kendi hesabında da aynısı olacak. Barış'ın hesapta da aynısını alıyoruz. Ve de sondan başlayalım. Buradan De Jong geldi. Izzo, De Jong, Lopez. Hiçbiri zaten ilk 11 oynayacak oyuncular değil. Dolayısıyla gerçi De Jong iyi kart ya. Güzel bir sub olabilir ya. Var mı De Jong bizde? Bu hesapta yok galiba. Güzel kart. 3-4. Özellikleri iyi. Gel. Yedekten belki sokarız. İkinci kartımız. İkinci pekimiz. Ne olacak buradan? 96 Pepe. Yani. Yedek olarak belki düşündüğümde çoğu insan bu kartın kötü olduğunu söyledi. Yani biraz şişirme bir kart olduğunu söylediler. Neyse biz gene de alalım Pepe. 96 Pepe hiç fena değil. 95, 96, 97 veya 98'imiz yok mu ya? 97 kart var mı ya TOTS'da bilmiyorum ama. Al bakalım. Yokmuş. Evet. Bu çok kötü bu. Bu bayağı kötü. Neyse Borja Iglesias'ı alacağız. Bayağı kötü ama yapacak bir şey yok. Pepe, De Jong ve de Borja Iglesias. Barış'ın kırmızı üçlüsü oldu. Yavaş yavaş paketlere geçelim. 3 milyon da coin'i varmış ha. Maşallah. Packlere geçiyoruz. Hepsi satılabilir olacak. Mega Pack'ten başlayalım. Evet, herhangi bir şey vermedi. Board verecek. Belçika, Right Wing. Yani Hazard veriyor. 83. Geçelim. Şeyler hala Footies hala pakette galiba. Yani Footies'le beraber gelen eski kartlar hala pakette olması lazım. Belki onlardan bir şeyler gelir. Aynen iki tane Jumbo Rare Players Pack'imiz var. Hemen açmaya başlayalım. Walkout yok. Çok ilginç. Bir kez daha board verecek. Force mu? Yok Henderson. Henderson 83. Okey. Kötü. Arkasında birkaç tane 83 var. İkinci Jumbo Rare Players Pack'imiz. Bir Walkout görmek istiyorum artık. Walkout görüyoruz. Ne renk gelecek? Turuncu. İşte bu kötü. Man of the Match kartları çok kötü ya. Di Maria mı? Aa Di Maria vardı. Para ediyor mu kart acaba? 100k 300k bir şey diyordur belki. ...31k ediyormuş. Abi ya 89 rating oyuncu 31k ediyor ya. Arkasında ne var? Tadic var, March var. Kötü paket değil aslında. Şu üçü... ...60-70k ediyor muhtemelen. Aa Caceres de vermiş. Yani genel olarak... ...70-80k civarı edecek bir paket verdi. Ultimate Pack... ...oyunun en iyi paketi. Bir walkout'u alacağız. Ama gene turuncu yanıyor ya. Evet. Ah, Zapata verdi buradan da. Bana bu Zapata şeyden çıktı. Twitch Prime'ın bedava verdiği paketten çıktı. Yani fakir falan da geldi ama gene kötü paket. Kez daha Tadic veriyor.
Neyse, önemli olan zaten elit paketleri. İki tane elit paketimiz var. Elit 1'den gelen. Bakalım buradan ne çıkacak. Güzel mavi verse bari ya. Arjantin. CM. Yani kötü. Arjantin görece insan bir şey oluyor tabi. He falan diyor ama. İki tane Arjantin'i verdi. Kore'ye fena değil ama Depol'la Halsenberg. Yok ya. Dur bari ikinciyi de açalım. Müziği değiştireyim. Bakın belki ikinciden güzel bir şey çıkar. Biraz mutlu eder. İkinci paketi de açıyoruz. Brezilya. Center back. Biri sağ da değil, Felipe verdi ya. Abi çok kötü ya, 89. Çok kötü. Gerçekten çok kötü. Açabileceğim belki de en kötü tot paketlerinden biriydi bu. İnanılmaz abi. Neyse, bu hesapta şanssızlığımızı harcadık. Kendi hesabıma geçiyorum. Üzücü yani. Başka şey demiyorum. Nereden bak yani, maksimum taş çatlısı 400k falan kastı herhalde bu hesap ya. Neyse abi. Umarım benim hesabım daha şanslı olur. Zaman kaybetmeden ona geçeyim. Evet, kendi hesabıma geçtim. Demin de belirttiğim gibi bu hesapta da 28 yaptık. Elit 1 bitirdi. Üzücüydü. İki hesapta da bir maçla kaçırmak tap yüzü. Artık oyunun bitmeye yaklaştığında göz önüne alırsak. Bakalım inşallah bu sene bitmeden, bu oyun bitmeden bir tap yüz göreceğim. Kendi hesabımda en azından. Şu ana kadar 7 kere yaptık. Yani işte kendi hesabımda Jedi Jester isminde olmadığı zaman, Jedi Jester ismi altında olmadığı zaman insan gene de üzülüyor. Neyse, muhabbet çok uzatmayayım. Üzücü bir muhabbet çünkü benim için. Division Rivals Rank 2 Ultimate Pack'imizi aldık. Ve de picklerimize geçelim. Foot Champions 28 win'le Elite 1 bitirdik. Demin olduğu gibi 3 tane Player Pack, 2 tane TOTS paketi, 2 tane Jumbo Rare Players Pack alacağız. 125k'da coin vermiş oyun bize. Picklerden. Artık yani bayağı yüksek ratingli bir şey bekliyorum. Yani kullanabileceğim bir şey bekliyorum. Çünkü artık oyunun sonu geldi. Hani EA biraz daha cömert davranabilir bence. EA güzel bir film falan diye şey değil mi? Yağ çekiyordu değil mi? Offline şeyde şu anda videoda video çekerken yağ çekiyor EA değil mi? Neyse. Kaderimize razı olacağız. Başlayalım. Evet. Eder Militao. Mükemmel. Çok güzel. Şu an güzel. Bak güzel. Neden güzel biliyor musun? O solda Zomer'i gördüm ya. O Zomer'i gördüm ya. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Allah kahretsin dedim. Benitez'i de gördüm. Aynı şekilde oldu. Ortadaki Eder Militao'yu fark edemedim. Ve sevinemedim abi. Bendeki Eder Militao satılabilirdi. Dolayısıyla satılamaz Eder Militao'yu çektiğimiz için şu anda cebimize yükle bir miktarda para girecek. Yaklaşık olarak 889k. Mükemmel bir pick oldu bu. Çok güzel, güzel. Yani bütün hakkımızı harcadık. Kesinlikle şikayetçi olamam. Eder Militao cepte. Güzel. Bunu alıyoruz. O kalecileri gördüm mü ilk başta? Böyle başımdan aşağı. Zomer'i gördüm ya. Kötü oldum abi. O yüzden sevinemedim. Tepki veremedim. Güzel. Çok güzel. Eder Militao. Harika pick. İkinciye geçelim. Evet. Buradan Onyekuru alacağım. Sub olarak kullandığım bir oyuncuydu bir dönem. Daha sonra satmıştım galiba. Onyekuru buradan tercih edeceğimiz oyuncu olacak. Donnarumma her ne kadar iyi bir kaleci olsa da biz buradan Onyekuru'yu gömüyoruz. Süper sub olarak. Ve de üçüncü pikimiz. Belki Eder Militao'nun, Eder Militao gibi oynatabileceğim bir oyuncu gelir. Let's go. Da Costa geldi. Bulursun. Yani
Bulunsun. Yapacak bir şey yok. Harika. Buradan yaklaşık olarak bir 900K yakın para elde ettik. Eder Militao'nun kırmızı gelmesiyle beraber. Güzel. Kaleci değişikliğine gidebilirim. Neyse göreceğiz. Muhtemelen kaleci değiştireceğim. Van der Sar bulursam Van der Sar alacağım. Ve de paketlerimize geçelim. 2 tane Jumbo Rare Players Pack, 1 tane Ultimate Pack, 2 tane de Tots paketi. Hadi Kaan, güzel bir şey çıkar. İlkinden Walkout geliyor. Jumbo Rare Players Pack, yine turuncu. Fransa, ST. Kim lan bu? Gamero. Alakasız bir kart. 10K falan ediyordur. Evet, rengarenk bir şey geldi diyelim. Kadro geldi diyelim. Gamero, Diego Costa, Pulisic, Odebu. Geçiniz abi. İkinci Jumbo Rare Players Pack. Let's go. Walkout yok bu sefer. Board verecek. Fransa, RM. Tawin mi? Aynen. 84 Tawin. Fena değil. Devam edelim. İki tane 84 verdi. İyi. Fena değil dediğim gibi. Ultimate pack'imiz gelsin. 30 tane rare gold oyuncunun olduğu ultimate pack. 30 tane rare'den bir tane bile walkout gelmemesi de üzücü. Kim bu? Ha, okey. Bir tane Monster Watch kartı. Geri kalanı gold verdi. Geçelim. Ve de önemli olan Tots paketlerine geliyoruz. Tots paketlerinden bakalım neler bekliyor bizi. İkincisinden başlayalım. Demin Barış'ta olduğu gibi kötü çekersek yalnız üzülürüm ya. İtalya, GK, Donnarumma. Bu yok şey, Sirigu. 93 Sirigu. Yani kötü. Geçelim. Carrasco ve Felipe arkası. Bayağı kötü. Bakalım ilkinden ne çıkacak. Bu haftanın belki de en önemli paketi. Eder Militao'dan şimdi 859K arası para gelecek. 1 milyon paramız olacak. Bundan gelecek ekstra bir şey. Çok köklü bir değişikliğe gitmemize sebep verebilir. Ama gelmezse de yapacak bir şey yok. Açalım bakalım. İspanya, CM, Sarabia. Sarabia yani ne bekliyordun ki Kınan? Ne bekliyordun ki ya? Pablo Sarabia 94 rating. Arkasında muhtemelen çöp olacak. Mendy falan olsa aslında iyi de. Max Cruz'a gelmiş. Kardeşim bunu ben satamam. Bunu ben satamam. Dedim sattı değil mi? Evet, yani bu haftanın kazananı kırmızı pikler oldu kendi hesabımda. Onun dışında... Ay kutsal da lan bu, saçmalama. Onun dışında çektiğimiz kartlardan pek bir hayır gelmeyecek. Fena değil. Cruze'yi aslında denemek istiyorum. 4-4. Yani base statları da iyi aslında. Bakalım bunu muhtemelen deneyeceğim bu kartı. Ama dediğim gibi haftanın kazananı kırmızı Eder Militao oldu. Onu da hemen koyalım kadroya. Kadroya muhtemelen şöyle bir değişiklik yapacağım. Alisson'u Van der Sar'la değiştireceğim. Aslında istediğim şey burada bu hafta güzel bir şey çekebilsem Neymar kartını upgrade etmekti. 98'e. Tabii biraz ütopik bir şey. Ya kaleciyi değiştireceğim ya da buraya David şey ne herifti de? Van Dijk koyabilirim. Bakacağız. Nasıl bir tercihte bulunacağım hep beraber. Göreceğiz. Öyle. Şimdilik bu kadar olsun. Ben şunu da şeyle değiştirelim.
Nerede bizim çektiğimiz kırmızı? Untradeable items, Eder Militao. Güzel. Harika oldu. Fena olmadı. Harika oldu bu Eder Militao olayı. Okey, o zaman teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki yayın veya videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.